Arkadaşlar hazırlamış olduğumuz, giydirmiş olduğumuz kaplumbağaları şimdi yine aynı resmin üzerine koyuyorum. Burada hareketi yakından daha iyi görebileceksiniz. Burada gördüğümüz yeşilliği yine aynı şekilde koyuyoruz. Başka bir yerde hazırladığımız resmin en ön planda olan bu kısmını tek şekilde koyup yine üzerine giydirilmiş vaziyette tekrar yerleştireceğiz. Bunu da aynı şekilde. Yalnız burada ayakları yere basacak demiştik ya. Etek kısmından ayak kısımlarını ayırıyoruz. Çünkü eteğin üst kısmında kalması gerekiyor. Evet, şu an sadece etek kısmını koyuyoruz. Çünkü ayaklar altta kalacak. Kaydırmadan resmin üzerine gelecek şekilde. Yapıştırıyoruz. Silikon alalım. Burada gördüğümüz küçük yeşil parçaları aynı şekilde kalemleme yaptım. Ütüleme yapıp yapraklara hareket veriyorum. Resmin her bir detayına hareket vermemiz gerekiyor. Bu işleme giydirme diyoruz. Hazırlamış olduğum, gördüğünüz terlik kısmını da giydireceğim şimdi. Böylelikle ayak kısmını terlik kısmıyla farkını görmüş olacaksınız. Şimdi önceden hazırladığım sarı kısmını yine giydirme işlemi yaptık. Burada gördüğünüz her bir parçayı parçalara ayırarak sarı kısmına yapıştırdım. Son bir parçam kaldı. Sarı kısmına hareket vererek hazırlamış olduğum
resmimizi şimdi yine yapıştırıyorum. Aynı gördüğünüz bölümün üzerine koymanız gerekiyor kaydırmadan. Yine sakal kısmını, resimde gördüğünüz sakal kısmını koyacağım. Bütün bu işlemler resme hareket veriyor. Burada gördüğünüz ufak yeşillikleri koymaya devam ediyorum. Yapraklar resmimize hareket veriyor. Ama bu hareketi makasla ütüleme tekniğiyle veriyoruz. Yapraklarımız da tamam. Diğer terliğin parçasına koyacağım. Kalem diyorum. Evet arkadaşlar, şimdi resmin sadece elbise kısmında giydirme işlemimiz kaldı. Arkadaşlar, gördüğünüz elbise kısmını bir kağıt üzerinde giydirmemi yapıyorum. Resmin etek kısımlarındaki kıvrımları, şurada gördüğünüz kıvrımları parçalayarak ve ütüleyerek giydiriyorum. Bu etek kısmına hareket vermek. Yine aynı şekilde önce yerleştirip bakabilirsiniz. Evet. Şimdi hazırlamış olduğum bu kısmı resmin üzerine yapıştıracağım. Bunu ayrı bir yerde yapmamızın sebebi ana resmi kirletmemek. Çünkü silikon kirli bir malzeme.
Resmi batırmamak adına ayrı bir kağıt üzerinde tek tek parçaları gördüğünüz gibi giydirdim. Şurada gördüğünüz elbise kısmını. Hazırladığım bölümü aynı resmin üzerine yapıştıracağım. Gördüğünüz gibi burada fotoblok kullanmıyorum. Resmi daha kalınlaştırmamak için. Dediğim gibi hemen bastırmadan yerleştiriyorsunuz önce. Daha sonra resmi oturtuyorsunuz. Kenarlarından kontrol ediyorsunuz. Şu gördüğünüz asa kısmı. Önce asayı yerleştiriyoruz. Daha sonra elinin büklüm kısmını tekrar koyacağız. Elinin parmak kısımlarını bükerek yerleştireceğiz. Evet. Şu an resmimizin giydirme işleminin %99'u bitti. Yapmamız gereken tek işlem süsleme kısmı kaldı. Resmin süslemesini yapacağız. Gördüğümüz malzeme ile resmin süslemesini yapacağız. Daha sonra da sprey işlemini yaptıktan sonra bitiriyoruz.